Evet kıymetli hocam, İTİ Geliştirme Vakfı okullarına tekrardan hoş geldiniz. Sizlerle burada beraber olmaktan çok mutluyuz. Bizlere önceki ders konferansta verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi müsaadenizle arkadaşlarımızın da merak ettiği birkaç husus var ve bunlar hakkında size sorular sormak istiyoruz. Şimdi müsaadeniz olursa ilk sorudan başlayalım. Mustafa Kemal Paşa'nın gün seçme, ondan sonra bu devrimlerde ve ilan tarihlerinde zannedersem önemli bir hususiyeti var. Örneğin Cumhuriyet ilan ederken niçin 29 Ekim'i seçmiş? Bununla ilgili bir kaynağımız ya da bilgimiz var mıdır? Öncelikle teşekkür ederim. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı duyduğum mutluluğu dile getiriyorum. Atatürk bir akıl insanı ve yaptığı eylemlerin ve gerçekleştirdiği olayların hepsi mantıklı bir dizgi içerisinde gerçekleşiyor. Ve Atatürk'teki devrim sürecine ya da gelişme modeline baktığımız zaman her olayın bir sonraki olay ya da olayların temelini hazırladığını görüyoruz. Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan ediliyor. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarihte değil ya da milli mücadelenin başladığı tarihte değil. Mustafa Kemal ilk önce kongreleri, daha sonra meclisin açılmasını, işgal altındaki olan bir ülkenin kurtarılmasını, arkasından bağımsızlığımızın anlamı ve ifadesini karşılayan Barış Anlaşması'nı, yani Lozan Barış Anlaşması'nın imzalanmasından sonra sırrının artık var olan yönetim biçiminin adını koymak olduğunu söylüyor. 29 Ekim 1923'te aslında yapılan şey şu, 23 Nisan 1920'den itibaren var olan, fiilen var olan, egemenliğin kayıtsız çarsız millete ait olma düşüncesinin adının, yani Cumhuriyet'in ilan edilmesinden başka bir şey değil. Bu anlam itibariyle Mustafa Kemal'in bir mantıklı dizgi içerisinde her olayın bir sonraki olayı tamamlama süreci doğrultusunda 29 Ekim'de ya da 1923 yılının Ekim ayında artık sıranın Cumhuriyet'e gelmesi doğrusunda aldığı ve fiilen var olan bir durumu resmileştirdiği tarihtir. Nitekim daha sonraki tarihlere baktığımız zaman şapka, kılık, kıyafet, harf terimi yine bu mantık dizgisi içerisinde devam ediyor. Çok teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Şimdi ikinci sorumuza geçelim dilerseniz. Mustafa Kemal Paşa'nın özellikle Çanakkale savaşlarında ve Sakarya'da verdiği emirleri biliyoruz. Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum, haddi müdafaa yoktur, saati müdafaa vardır emirleri. Ve bunlara bakarak Mustafa Kemal Paşa'nın ne kadar kararlı ve büyük bir lider olduğunu görüyoruz. Sizce onun bu kararlılığının kaynağı nedir? Gücünü neyden almaktadır, neyden beslenmektedir? Çok güzel bir soru. Mustafa Kemal'in hayatının her döneminde attığı her adımda, verdiği her kararda büyük bir kararlılığın olduğunu görüyoruz. Yani tekrar kararını gözden geçirme ya da vermek gibi ya da tekrar gözden geçirmek gibi bir eylem içerisine hiç girmemiş. Sorduğum iki soru Mustafa Kemal ya da iki verdiğin örnek Mustafa Kemal'in askeri şahsiyetini ve kişiliğini ortaya koyan unsurlar. Mustafa Kemal bu kararlılığının arkasında iyi yetişmiş ülkesini, dünyayı ve karşıda mücadele verdiği ülkeyi ya da ülkeleri iyi analiz eden bir askeri dehayı görüyoruz. Ve bu savaşın Çanakkale'de de, bu savaşın Sakarya'da da verdiği o emirlerle bir ülkenin nasıl kaderini değiştireceğinin farkında olan insanlar. Hattı müdafaa yok, sattı müdafaa yoktur derken, o satı bütün ülkedir derken bir ana vatan kavramını veriyor. Çanakkale Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nın yapıldığı alanları gördüğünüz zaman araziyi ve savaşın hangi zor koşullarda yapıldığını biliyorsunuz. Oradaki her bir duruş, oradaki her bir mücadelenin Anadolu'nun işgal edilmesine, Türk'ün öz yurdunun işgal edilmesine yönelik bir kesin kararlılığı ifade ediyor. Ve onun ötesinde de en büyük zenginlik Mustafa Kemal'in bu sözlerini emir gibi kabul eden bir ordunun ve 1923 yılından sonra da Mustafa Kemal'in vizyonunu kendi doğrusu gibi kabul eden bir ülkenin olması. Neyle besleniyor bu kararlılıkta derseniz okuduğu kitaplar ve dünyayı ve çevresini iyi analize etmiş olması onun tüm hayatı boyunca başarılı ve kararlı olması doğrultusunda adımlar atmasına vesile oluyor. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Biz de o zamana göre böyle bir lidere, böyle bir orduya sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Allah onlardan razı olsun. Kesinlikle ve ruhları şad olsun. Amin. Bu ülkenin bütünlüğü ve bayrağın dalgalanması için
kanlarını, emeklerini, canlarını veren tüm kahramanlarımıza. Evet hocam, tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhuriyet dönemindeki devrimlerinden en önemlisi bana göre, hepsi önemli ama bu birazcık daha farklı bana kalırsa, kadın hakları. Kadın hakları hususunda birçok tırnak içinde çağdaş Avrupa ülkesinden önce büyük devrimler gerçekleştirildi. Örneğin Fransa bizden çok daha sonra vermiştir kadınlara bu özellikleri. Fransa'da kadınlar bir protesto esnasında "Biz Türk kadınlarından daha mı değersiziz?" diye protestolar yapmaktaydı. İşte bu konuda Mustafa Kemal'in aslında örnek aldığımız birçok Batı ülkesinden daha ilerici ve çağdaş olduğunu söyleyebilir miyiz? Kesinlikle söyleyebiliriz. Sadece bunu bu ülkenin vatandaşları olarak biz değil, Türk tarihine, Cumhuriyet tarihine ve Mustafa Kemal'e ilişkin araştırma yapan başka bilim adamları, yabancı bilim insanları da bu gerçeğin altını çiziyor. Mustafa Kemal'in 1922'de Bağımsızlık Savaşımızın kazanılması sonrasında esas verilmesi gereken mücadelenin eğitim alanında olduğunun farkındayız. Ve o tüm enerjisini devrimin ruhunu yaşatabilecek ve geliştirebilecek nitelikte genç kuşaklar ve iyi insanlar yetiştirmek olduğunun farkında. Ve bu noktada da bu ülkenin yarı nüfusunu oluşturan annemiz, kız kardeşimiz, eşimiz olarak hayatımızın her noktasında karşımıza çıkan kadınların da o özgürlüğün ya da kullanamadıkları o hakların tekrar kazandırılmasının farkında. Burada da bir kelimeyi tırnak içerisinde özenle seçmek istiyorum. Vermek değil, bir insan olarak kadınımızın doğuştan itibaren sahip olduğu hak ve özgürlükleri, seçme seçilme hakkı, medeni kanunla beraber ve bunu takip eden diğer düzenlemelerle beraber çağdaşı birçok dünya ve Avrupa ülkesinden farklı olarak kadınımıza tekrar kazandırmıştı ve vermişti. Ve o haklar o dönemin Avrupa'sında ve dünyasındaki birçok ülkede dahi o günkü koşullarda sahip olmayan haklardı. Ve bununla da yetinmeyip rol model olarak Sabiha Gökçen ismini biliyoruz. Evet, dünyanın ilk kadın savaş pilotlarından birisi. Kadının en zor mesleği yapabileceğini de göstermiş. Afet İnan, Türkiye'nin ilk önde gelen bilim kadını isimlerinden birisi. Yine o dönemdeki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekili dağılımına baktığımız zaman kadın milletvekillerinin sayısının istatistiksel ve yüzde oranı itibariyle günümüz Türkiye'sinden ya da geçen zamanlardan çok daha farklı olduğunu görüyorsunuz. Kadını Cumhuriyet'in aydınlığı ve ışığı olarak her noktada ön planda tutmaya çalışıyor. Mustafa Kemal sadece savaşın cephede olmadığını, bu savaşın medeniyet alanında da olması gerektiğini ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma noktasında itici gücün eğitim ve onunla bütünleşmiş olan kadının olduğunu farkındaydı. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz değerli sözleriniz için, sağ olun. Bundan sonrasında bir de tabii tarım alanında yapılan devrimlerimiz ve atılımlarımız var. Bunlar da çok önemli. Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için çok mücadele eden Atatürk, orman çiftliği, köy enstitüleri, okullar gibi pek çok atılımları gerçekleştirdi. Onun buradaki amacının büyük ovalara sahip ülkemizin ileride bizden daha ufak ülkelere tarımsal olarak muhtaç olmaması, bir tarım kültürü oluşturmak olduğunu söyleyebilir miyiz? Kesinlikle. Benim kuşağım bundan 10-15 sene öncesine kadar dünyada kendi kendine yetebilen 7 ülkeden birisi olarak Türkiye'yi biliyordu. Ve günümüz dünyasında tarımsal zenginliğin ya da tarım kaynaklarına sahip olmanın aslında silahtan, toptan, tüfekten çok daha kıymetli olduğunu yaşanan etrafımızdaki gelişmelerle birlikte anlıyoruz. Ve Mustafa Kemal'in o bağımsızlık savaşını kazanması sonrasındaki en büyük mücadelelerinden birisi kendine yetebilen tam bağımsız bir ülke olabilmek. İktisadi anlamda kendine yeterli bir ülke olabilmek. Ve nitekim bu doğrultuda tarımsal kaynaklarımıza sahip çıkma noktasında politikalar, yasalar ve kanunlar ürettiği ve çıkartıldığı gibi aynı zamanda sanayimizin itici gücü olabilecek nitelikte Çubuk Elektrik Santrali, Ereğli Demir Çelik Fabrikası, Uşak Şeker Fabrikası gibi önemli yatırımların da oluştuğunu görüyoruz. Mustafa Kemal çiftçiyi, köylüyü milletin efendisi olarak gören ve efendinin refahının, yani çiftçinin ve köylünün refahının aslında bir toplumun kalkınmışlığının ölçütünün olduğunu da farkında. İstikbal göklerdedir diyen Mustafa Kemal'in o düşüncesinin artık bugün teknolojinin nasıl göklerde oluştuğunu, efendi diye tanımladığı çiftçinin ya da köylünün bugün bir ülkenin
en büyük zenginliğini oluşturduğunu geçen 100 yıl içerisinde görebiliyoruz. Kendini yetebilen, ekonomik anlamda, tarımsal anlamdaki bağımsız bir ülke modelini Mustafa Kemal arzu etmiş. 10 Kasım 1938'de aramızdan ayrılıncaya kadar da bunu başardı, bir ülkeyi bize miras bırakmış. Evet, ruhu şad olsun tekrardan. Umarız ki ülkemiz de bu önemli cüsurlara yeniden sahip olur. Yeniden o günlerin ihtişamına dönebiliriz. Şimdi değerli hocam, tekrardan Kurtuluş Savaşı'na dönüş yapacağız. Kurtuluş Savaşı ve o zamanki yokluk esnasında Gidi Düvel'e, yani Düvel'i muazzamaya başkaldıran Mustafa Kemal Paşa ve halkımızın cephede kazandığı büyük zaferden sonra masada kazandığı ve ülkemizin bağımsızlığını tesis ettirdiği Lozan Anlaşması, Lozan Zaferi var. Maalesef günümüzde Lozan Anlaşması hakkında bazı çarpıtmalar ya da yanlış anlaşılmalar meydana gelebiliyor. Bununla ilgili bize biraz Lozan'ın önemini açıklayabilir misiniz? Bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Lozan, 1919 yılının 19 Mayıs'ında Mustafa Kemal'in önderliğinde ya istiklal ya ölüm parolasıyla başlayan, 7 düvele karşı verilen ve kazanılan, mucize diye adlandırdığımız bir başarının siyasi bir anlaşmaya dönüşmüş halidir. Sevrin yırtıldığı ve genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askeri alandaki, siyasi alanındaki kazanımlarının bir anlaşmayla taçlandırıldığı bir anlaşmadır. Lozan, genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapu belgesidir. Lozan, hala geçerliliğini sürdüren emperyalizme ya da mücadele ettiğimiz ülkelere karşı 1919 ruhunun ve 23'ün vizyonunun adeta yaşayan 100 yıllık tanığı gibidir. Bu vesileyle sosyal medyada dolaşan ya da farklı mecralarda anlatılan Lozan'ın 100 yıllık olduğu, Lozan'ın gizli maddelerinin olduğu ya da buna benzer unsurları çok ciddiye alınmaması gerektiğini, bu doğrultudaki en doğru akademik bilgilerin ya da sağlıklı bilgilerin Lozan'ı anlatan, Lozan üzerine çalışan akademisyenlerin yazdığı çalışmalar olduğunu da söylemek istiyorum. Neden Lozan'a ilişkin böyle bir karalama çabası var? Çünkü önümüzdeki yıl hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. yıl dönümü hem de bağımsızlığımızın tapu belgesi olduğunu söylediğim Lozan Anlaşması'nın 100. yılı. 100. yılı giderken birileri de Lozan üzerinden ya da Lozan'a ilişkin spekülasyonlar yaratarak kuşku, şüphe ve endişeyle kirli bilgi yaymaya çalışıyorlar. Lozan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığının siyasallaşmış bir metni ve tapu belgemiz. Lozan'ı küçümsemeye çalışanlar ise lütfen 10 Ağustos 1920'de imzalanan ve Anadolu'nun parçalandığı, adeta büyük ülkeler tarafından taksim edildiği Sevr Anlaşması'na baksınlar. 1920 yılındaki Sevr'in ne olduğunu, 1923 yılındaki Lozan'ın ne olduğunu iki haritaya baktıkları zaman çok daha iyi anlayacaklardı. Ve karalamanın da arkasında neyin olduğunu ve birilerinin neyi amaçladığını da görmüş olacağız. Lozan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapu belgesidir. Lozan, Türkiye'nin gurur belgesidir. Hocam, değerli sözleriniz için çok teşekkür ederiz. Şimdi bir de son olarak Atatürk'ün bütün ümidim gençliktedir gibi değerli bir sözüne ithafen sizin biz Türk gençlerine öğütleri, nasihatleri neler olur acaba? Tabii ki Mustafa Kemal, genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerini ve oluşturduğu felsefenin itici kaynağı ve sahiplenmesi olarak gençliği görüyor. Ve gençliğin devrimin meşalesini taşıyabilecek ve daha ileri noktaya doğru götürebilecek esas unsurun olduğunun da farkında. Gençliğe hitabından tutun da bu doğrultuda yaptığı konuşmaların hepsinde genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bundan sonraki esas koruyucu ve ileriye götürecek unsurların gençler olduğunu biliyor. İyi bir Atatürkçü, iyi bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmak istiyorsak her şeyden önce içinde bulunduğumuz bu 100. yılın da bize katacağı bir motivasyonla sahip olduğumuz bu büyük zenginliğin, cumhuriyetin, demokrasinin, tam bağımsızlığın ve egemenliğin ne anlama geldiğini anlamakla başlıyor. Sahip olacağımız bir şeyin önce kıymetini ya da hayatımızdaki yerinin ne olduğunu bildiğimiz zaman çok daha büyük bir şevkle ve enerjiyle
sahip çıkmaya çalışacağız. Bu doğrultuda Mustafa Kemal'in biyografisini okumak, Mustafa Kemal'in yazdıklarına ve çizdiklerine bakarak onun üzerine bir şeyler koymak ve onu günümüzün koşulları içerisinde daha ileriye götürmek her Türk gencinin temel görevi olsa gerek. Ve Mustafa Kemal deyince de bu temel görevi yerine getirirken aklı, mantığı, bilimsel değerleri ve evrensel değerleri rehber edinmek olduğunun da altını çiziyor. İyi bir Atatürkçü, iyi bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı ya da bu bayrağı taşıma noktasında kendisini görevli bilen bizler, hepimiz, her yaştaki gençler aklın, bilimin ve evrensel değerlerin ışığında bu ülkenin zenginlikleri ve bu ülkenin sahip olduğu kültürel mirası daha ileriye taşımak olmalı. Okumak, araştırmak ve okumak ve araştırmanın üzerine de kendi yeteneklerimiz doğrusunda bir şey koymak herhalde 1938 yılında aramızdan ayrılan Mustafa Kemal'in bugün görmek istediği gençlikteki en büyük görev ya da en büyük arzusu olsa gerek diye düşünüyorum. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Umarız ki biz Türk gençleri olarak atalarımıza layık olabiliriz. Tüm çalışmamız ve temennimiz bu yönde olacaktır inşallah bundan sonra da. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadınız, okulumuza geldiniz. Sorularımızı yanıtladınız. Tekrardan sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Ve her bir ortamda, üniversitedeki derslerimde, üniversite öğrencilerimde, okullardaki etkinliklerde, dinlemeye gelen öğrencilerimde o ışıltıyı, o parıltıyı görüyorum. Mustafa Kemal'in çocukları, Misak-ı Milli'nin evlatları olarak o bayrağın güvenli ellerde olduğunu görmekten bir hoca, bir öğretmen, bir veli olarak mutluluk duyuyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun çocuklar. Teşekkür ederim.